Hangi Ya doğumunu? işte A'dan gidelim. İfşa videomu hazırlayan ve asalak vardı ya, demin ondan bahsediyorduk. Çocuk yorumunda birisi yazmış buna. O da cevap olarak şunu demiş. İşte yok, ben özellikle Gayro'dan röportaj almaktan çekindim. Bu ifşa videosunu ona göre hazırladım. Halbuki gerizekalı embesil bu videoyu hazırlamak için sırf Gayro'cuya danışarak rehber almış. İfşa videosu hazırlamış asalak. Nerede gerizekalı varsa benim ifşa edilecek bir yönüm olsa, işte dese ki bu adam şöyle birisi ifşası. Sen benim neyimi ifşa edebilirsin amcık? Yıllardan beri söyledikleri şeyler birebir aynı. Hiç geliştirememişler asalaklar kendilerini. Yani öyle bir geri zekalı bunlar. Hiç mi işleri güçleri yok ya? İşsiz güçsüz asalaklar ne Ötesinde insanlar. yapsınlar? Bir de şu var, birini ifşa hazırlayacak, birinin ağzıyla hareket. Lan sen Öyle neyini öyle. gördün adamın? Neyini gördün? Ne eksisini gördün kafana göre? Birisi bir şey demiş, o da onun peşinden gidiyor. Peşinden gidersen. Diğer Rüzük abisi gibi olacak kurttan anasalakta. Fake isim de kullanıyor gerizekalı. İşte ben fake isim kullandığımda bulunmayacağım. Beyaz kurt diye bir çocuk var ya, onun kafasında. İşte ben fake isim kullanayım, bulunmam zannediyor. Halbuki devlet sana dava açtığında ananı kızlık soyadına kadar senin IP'nden buluyor. Öyle. Ve bize kalmadı. SAT kursuna girseydin, sağlık sorunları nedeniyle giremediğini biliyorum. Sağlığını geçseydin, SAT kursunda kursiyer olsaydın. Sence başarıyla tamamlayabilir miydin oradaki eğitimleri? Sağlık sorunu gözüm benim. Beni gözden direk ederler. Ama olur muydum? Ya olurdum ya öldürdüm. Bu kadar diyeyim. Ha. Geri dönmek yok yani. Aynen öyle. İşte zaten ben bunları daha önceden de düşünerek istemiştim bunu. Yani ya buradan mezun olursun ya da ölürsün. İki türlü. Yani gözüm bozuk olduğu için sadece mavi bereli olabildim işte. Onu bile olamıyordum zaten neredeyse. Şu anda gözüm daha da bozuk. Yani normal asker bile gözlüklü mözlüklü belki yalandan asker olabiliriz de öyle komando tarzı bir şey olmaz şu anda. Beni gözden elerler şu anda. Zaten 10 metredeki insanın yüzünü düzgün seçemiyorum artık. Göz, yani göz hastalığının sebebi ne abi? Astigmat mı?
İkisi de herhalde aksitmadan yani. O tarzı şeyler. Ne geçmiş olsun abi. Ama geçecek gibi de durmuyor. Ya MHRS'de de randevu alalım. Çözümü var mı bu hastalığın? Kökten bitirebilecek bir şey. Bilmiyorum. Lazerle mazerle kökten halledebiliyorsun da. Daha sonra yine pedah olabiliyor bu. Tam detaylarına hakim değilim. Bizim bir çocuk vardı, asker olacaktı. Gözünü çizdirmekten falan bahsediyordu. Öyle geçebiliyor musun? Hani her şeyine bakıyorlar sonuçta, gözünü çizdirdiğimde anlarlar. Yine beceri söz konusu, ancak şansında yaver gitmesi lazım. Çünkü arpacık gez çok kalın kaçıyor. 300 metredeki birisine bakıyor. Görmüyor zaten adamı. Arpacık çok kalın geliyor. Biraz da hissi tutturman gerekiyor. İçgüdüsel bir şey yani. Ya hissi diyelim. Görmüyorsun ki hedefi. Arpacık hedefi kapatıyor komple. 300 metre dediğim mesafe. Tabii tabii. Arpacık hedeften muhtemelen 4-5 kat daha büyük gözükecek gözüne. Tabancada da öyle. Mesela 50 metredeki bir şişeye nişan al, arpacıktan göremezsin. Burada şey diyebilir miyiz? Arpacığın boyutu önemli. Evet. Mesela bazı arpacıklarda üçgen arpacık diyorum. Alta doğru kalın, üstte doğru üçgen haline geliyor. Mesela benim Luger. Luger P08'lerin nişangı öyle. Bende vardı o tabanca. Onun arpacığı mantıklı mesela. Günümüzde zaten mekanik nişanga saçmalık. Red Dot varken. Red Dot'la hem rahat nişan alıyorsun, hem gezlemeyi ortadan kaldırıyor. Üstelik ışını da ayarlayabiliyorsun. Mesela çok ufak ayarlayabilirsen, işte birinci, ikinci seviye, 400 metredeki bir insanın üzerine getirirsin ve hedefi de görmeye devam edersin. Bunun dışında gece görüşüyle falan da uyumlu. Gece görüşünü açıyorsun. Askeri Red Dot'lar. Gece görüş modu falan da var onların. Sadece gece görüşünü görebileceğin çok az bir ışık yerin. Tabii çıplak gözle göremiyorsun onları. Gece görüşle görebiliyorsun değil mi Red Dot'a? Aynen. Tabanca için mi söyledin, tüfek için mi? Tüfekle nişan alamazsın çünkü. Tüfek için de var, tabanca için de var. O da gece görüşüne göre değişir. Mesela ben de bir gece görüşü alacaktım. Az evet, geçtim. Sınırda kalır o. Sınırdan geçebilen Red Dot gece görüşleri de gece görüş kamerası gibi zımbırtılar var ya, böyle fotoğrafçıların kullandığı. Ha, evet. Onun kaska monteli bir versiyonu gibi. Onu kafana takınca zaten balistik kask takmış gibi olursun. Görmek ister misin? Tabii olur abi. Bakıyorum. Bayağı bildiğin gece görüşü bu. Replika mı bu? Yok, gerçek de. Çok büyük bu. Ve bunlar kamera. Gece görüşü değil işin özü. Video falan da çekebiliyorsun bunda bildiğim kadarıyla. Ufak kartlar var ya, 32 GB'lık. Ondan takıp video alabiliyorsun bunda. Bunu kaska taktın. Bu zaten başlı başına kendisi ağır bir şey. Açıları çok dar. X4'ten başlıyor herhalde zoom'u. Emin değilim. Çok yakından görüyor. Direkt zoomlu olarak açılıyor. Ha evet. O yüzden görüş açın çok dar oluyor. Hani Call of Duty oyunlarında zannettiğin gibi iş yapacak bir ürün değil bu. Bende var bir tane. Bunun gibi olmasa alakalı kullanabileceğin. İş yapıyor gerçekten karanlıkta. Gündüz gibi gösteriyor zifiri karanlıktan neredeyse. Askeri anlamda atışta matışta biraz hayal gibi geliyor bana. Çünkü X3'te mi X1'de mi öyle bir zoom'da başlatıyor ve görüş alanı çok dar. Göreve gideceksin, eve gelmeyeceksin, belki öleceksin. Kalacağım belli değil. Çocuğun varsa özellikle daha büyük sıkıntı. Karın ilgisiz kalacak, çocuğun babasız kalacak. Kadın tek büyütecek çocuğu. O zaman ya onun vicdan azabını çekmek istemem. Asker eşi de aslında askerden çok farklı olmuyor bu süreç içerisinde. O yüzden herkes asker eşi olamaz. Ya amacın para kazanmaksa asker aslında farklı seçeneklerin de olabilir. Bunu dürüst olayım mı abi sana? Bu konuda. Ben ya Allah canım alsın benim şurada. Parası yemin ederim umurumda değil. Üniformam, silahım. Şehit olmak için. Allah katında şehit sayılmak için, şeriatla yönetilmediğim için evet. Ama ben şey düşünüyorum, kişinin kendi inancı. Yani laik bir de, dinsiz bir devletin daha doğrusu, istekleri uğruna can alıp can veriyorsun. Sayılmayabilirsin ama Allah'ın bileceği iş. O zaman Amerika için de aynısını diyebilirsin bana burada sen. Yani burada niyet önemli diyorsun ya sen. Hı hı. O zaman aynı şey Almanya için de geçerli. Git Amerika'da asker ol. Daha rahat olursun hem. Ya ben asker olsam şahsen evlenmezdim. Zaten kadını görmeyeceğine, kimseyi üzmeye gerek yok. Hı hı. O yüzden evlenmeyi düşünmedim. Kanka geri zekalı yok karşında. Buradaki ödülleri görebiliyorum zaten ben. Niye her seferinde gösteriyorsun? Geri zekalı oyun. Adminler gibi geri zekalı olduğunu zannediyor her oyuncunun.